Oğlum. Aynısı sende de var. Hastane kayıtlarını okudum, biliyorum. Aslan Bey beni sizden ayırmış. Öldüğüme inandırmış. İlk başta ben de kim olduğumu bilmiyordum. Sonra beni büyüten adamla kadının ailem olmadıklarını öğrendim. Ben kendimi hep Aslan Karahan olarak bildim. Aslında Aslan Bey'dim. Bunları öğrenmem çok uzun sürdü. Ama öğrendim. Sizi bulmam çok zamanımı aldı ama buldum. Senin oğlum benim anne. Ben ölmedim. Delirdim ben. Allah'ım aklımı alma. Allah'ım aklımı kaybettirme. Kaybettirme. Anne, sen delirmedin. Azize Aslan Bey seni delirtmeye çalışıyor ama sen delirmedin. Anneler yavrularını kokusundan bile tanır. Ben sana evlat kokusu getirdim anne. Ben senin oğlunum anne. Ha 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 ha!
gittin? Neden bana haber vermedin? Hepsini konuşacağız annem. Her şeyi anlatacağım. Ama şimdi değil. Nasıl sana silahı doğrultunca, seni böyle bulmuşken, senin alnının ucunda görünce, oğlum neden Azat'ı vurdum dedin de evlerine gittin, ya sana da düşman olurlarsa, niye ben vurdum dedin, ne oluyor aslan? Çünkü bu bir fırsattı. Şahadoğlu'yla dost olabilmek için çok iyi bir fırsattı. Ben de bunu kullandım. Bak ben ne yaptığımı biliyorum anne. Bana güven, tamam mı? Bana da anlat o zaman. İnsan bilmeyince çok korkuyor. Korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. Ben yanındayım, tamam mı? Sadece şu an ortalık karışık. Gözler üzerimde. Seni riske atamam. Biraz daha sabır annem. Biraz daha sabır. Üçümüzün mutlu olacağı günler çok yakın. Tamam. Şimdi senden sadece kimse bizi görmeden hemen eve dönmeni istiyorum. Daha önce konuştuğumuz gibi ablama da hiçbir şey söyleme. Sana verdiğim bütün sözlerimi tutacağım. Ama seni bir kere kaybettim, bir daha kaybedemem. Kaybedemem. Beni bir daha kaybetmeyeceksin annem. Sana söz veriyorum. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.